Şimdi eğer rahat bir yerde değilseniz rahat bir yere geçin. İsterseniz bir içecek alın. Arkanıza yaslanın. Çünkü birlikte uçsuz bucaksız bir yolculuğa çıkıyoruz. Videonun sonunda da iki ihtimal var. Ya kendinizi, kim olduğunuzu, nerede olduğunuzu tamamen unutacak ya da tam tersi asıl benliğinizi bulacaksınız. Varoluşsal bir yolculuğa hazır mısınız? Evren, son tahminlere göre 46 milyar ışık yılı çapında. 13 küsür milyar yıl önce doğan evren nasıl 46 milyar ışık yılı çapında oluyor diye sorarsanız, bu da evrenin genişleme hızı ile alakalı. Bildiğimiz üzere evren çok uzun süredir hızlanarak genişliyor. Yani ışık hızı evren için limit değil. Fakat bunu ayrıca konuşabiliriz. Ama şimdi 46 milyar ışık yılı dediğimizde bayağı bir büyükmüş diyoruz. Fakat bu tip sayıları, bu mesafeleri algılamak, anlamak gerçekten çok zor. Somutlaştırmak gerekiyor. Biz de bugün bunu yapacağız. Evrenin ne kadar büyük olduğunu. Neden peki? Onu da videonun sonunda konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Önce bize göre sıfır noktasından, üzerinde bulunduğumuz soluk mavi noktadan, dünyamızdan başlayalım. Aslında çok da küçük bir gezegende yaşamıyoruz. Somutlaştırmak dedik ya, mesela bir arabaya atlasanız, saatte 100 km hızla dünyanın çevresini hiç durmadan dolaşsanız 17 günden fazla yol almanız gerekir. Bu çok yorucu olur deseniz, bir yolcu uçağına atlasanız yine de 2 günden fazla yol almanız gerekir. Yani hiç de küçük bir gezegende yaşamıyoruz. Yüz binlerce yıldır da geziyoruz bu kayalık gezegenin üstünde. Yerleşiyor, yaşıyor, ölüyoruz. Hala daha da bitiremedik. Birçok insanın ömrü de çok kısıtlı bir alanda. Bırakın kıtaları, başka şehirleri bile görmeden bitiyor. Neyse, zihnimizin sınırları yok ama, değil mi? Gelin terk edelim dünyayı. En yakın komşumuza, Ay'a gidelim. Fotoğraflara, canlandırmalara, animasyonlara baktığımızda hemen yanı başımızdaymış gibi görünüyor, değil mi? Dolunay'da elimizi uzatsak dokunacakmışız gibi. Halbuki aramızda 384.400 kilometre var. Atlayalım mı gene arabaya? Diyelim ki Ay'a bir yol yaptık ve yine 100 km hızla, tuvalet ya da yemek molası vermeden aralıksız sürdük. Ay'a ulaşmamız 6 aydan fazla sürerdi. 6 ay. Arabayla olmasa da ulaştık buraya. İnsanlığın dünya dışında, kozmik skalada ulaştığı en uzak yer. 12 kişi bu zamana kadar üzerinde yürüdü. Müthiş bir iş. Fakat vaktimiz dar. Devam edelim. Odağımızı biraz daha genişlettiğimizde karşımızda diğer gezegenler var. Bunları da canlandırmalarda gördüğümüzde çok yakınlarmış gibi gelir bize. Fakat tabii ki alakası yok. Asıl ölçeği göstermek mümkün değil zira. Güneş sistemi, evrenin minicik bir parçası, aslında devasa bir büyüklükte. Misal, arabamıza binelim tekrar ve güneşe gitmeye çalışalım. 100 km hızla, yine yemek molası vermeden yaklaşık 177 yılda varabilirdik. Bu çok, uçakla gidelim desek o da tam 19 yıl sürerdi. Dibimizdeymiş gibi düşündüğümüz güneşe. Peki vazgeçip Neptün'e gidelim desek o daha da sıkıntı. Arabayla yine molasız 5000 yıldan fazla, uçakla 600 yıl. Yani evet, güneş sistemi baya büyük. İşte bu yüzden sadece güneş sistemini kolonileştirmek bile çok büyük bir hayal. Fakat yine de sınırları zorlamadık değil. Biz gidemesek de bizim yaptığımız araçlar baya yol kat ettiler. Zira bu araçlar bir arabadan veya uçaktan çok daha hızlı, saatte 30.000, 40.000 km, bazen daha da hızlı hareket edebiliyorlar. Örneğin şu anda uzayda insan yapımı bir araç olarak en uzak cisim 1977 yılında fırlatılan Voyager 1. Şu anda 43 yıldan fazla bir süredir son sürat uzayın derinliklerine doğru yol alıyor. Güneş sistemini terk edeli de çok oldu. 2012'nin Ağustos ayında terki diyar eyledi ve şu anda dünyamızdan 22 milyar kilometre uzaklıkta. Yani ışık hızında seyahat edebilseydiniz Voyager 1'e ulaşmanız 21 saat sürerdi. Bu arada Voyager 1'in mevcut konumunu ve rotasını hala NASA'nın sitesinden takip edebilirsiniz. Peki, yavaş yavaş mahalleden çıkma vakti geldi. Güneş sisteminden bir çıkalım. Ama bir sorun var. Sınır nerede? Bunun net bir cevabı yok. Kimilerine göre Neptün'ün, kimilerine göre Plüton'un yörüngesi bunun cevabı. Bazı astronomlara göre de bu Oort bulutu olarak bilinen, milyarlarca kuyruklu yıldız bulunan bir kuşak. Tabii bu belirsizlik de inanılmaz mesafelere tekabül ediyor. Diyelim ki Neptün güneş sistemimizin sınırı olsun. Bu durumda ışık hızında hareket edebilsek 4 saatte ulaşabilirdik. Ama sınırı biraz dışarıdan, Oort bulutundan çizmeye çalışırsak bu sefer güneşten yola çıktığımızda ışık hızı ile tam 1,5 yıl sürerdi buraya ulaşmamız.
Yani sınırı nereye çizdiğinize göre 4 saat ile 1,5 yıl gibi ciddi bir fark söz konusu. Işık hızının nasıl bir hız olduğunu tekrar hatırlamak için Ay'a ışık hızı ile 1,3 saniyede, Güneş'e ise 8 dakikada ulaşabilirdik. Işık hızına ulaşırsak her şeyi çözecekmişiz gibi geliyor ya. Mahallenin dışına ulaşmak bile bu hızda bile 1 yıl sürecek anlayacağınız. Neyse, daha yeni başlıyoruz dememe gerek yok sanırım. Daha kozmik açıdan 1 santim bile yol almadık. Buraya kadar müthiş bir boyuta sahipmiş gibi gelen Güneş sistemimizi galaksimiz ile, Samanyolu ile karşılaştırdığımızda aklımızın sınırları daha da zorlanmaya başlayacak. Şimdi bize en yakın yıldızı baz alalım. Proxima Centauri yaklaşık 4,2 ışık yılı uzaklıkta. Şuracıkta aslında. Atlayalım arabaya o zaman. Gitmeye çalışalım. Ne kadar sürerdi sizce? Saatte 100 km hızla gitsek, mola vermeden. Yaklaşık 47 milyon yıl sürerdi. Acelemiz var, uçağa binelim desek 5 milyon yıl. Daha da acelemiz var, bir uzay mekiğine atlayalım desek. Mesela Voyager 1 ile aynı hızda seyahat etsek 73 bin yıl sürerdi. Komşumuza, en yakın yıldıza gitmek. Yani çok kötü değil ama bu sürede insan ömrünü hesaplarsak bu hızda bile 2500 nesil anlamına geliyor bu. Biraz daha uzakta, gökyüzündeki en parlak yıldız Sirius 8 ışık yılı uzaklıkta. Biraz daha uzaklaştığımızda yıldızlardan oluşan daha büyük bir mahalle karşımıza çıkıyor. 52 tane kadar yıldız sistemi var bu bölgede. Bazıları biraz sönük, o yüzden göremiyoruz. Ama çok daha uzaktaki bazı yıldızları daha net görebiliyoruz mesela. Betelgeuse gibi. 645 ışık yılı uzaklıkta olmasına rağmen oldukça kolay görebiliyoruz. Çünkü Güneşimizden 1000 kat daha büyük bir yıldız kendisi. Ama kendi yıldızlar arası sistemimize baktığımızda 50 ışık yılı çapında bir sistem var karşımızda. Bir ucundan bir ucuna Voyager 1 ile 1 milyon yılda ulaşabileceğimiz devasa bir sistem. Bu sistemi de arkamızda bıraktığımızda radyosfere ulaşıyoruz. Radyosfer dediğimizde 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana insan iletişiminin ve yaydığı radyo dalgalarının ulaşabildiği yerden bahsediyoruz. Bu da işte bu kadar bir yere tekabül ediyor. Şu mavi noktadan bahsediyorum. Yani radyonun icadından bu yana yaydığımız dalgalar henüz Cetus takım yıldızına yeni ulaştı. Samanyolu'nun daha uzak bir yerinde bir medeniyet varsa bizi henüz duymadılar bile. Aslında ufak bir alanda değil. Bu radyosfer dediğimiz alan içinde 3 ila 5 bin yıldız bulunuyor. 160 ışık yılı çapında bir alan. Ama buradan da çıkalım. 1000 ışık yılı kadar uzaklaşalım. Çok çok uzak değil mi? Ama hayır. Daha Samanyolu galaksisinin %1'i bile değil bu maalesef. Sadece bizim galaksimizin ne kadar büyük olduğunu tahayyül edebiliyor musunuz? Tahmini 400 milyar kadar yıldızın bulunduğu tek bir galaksi. Milyar dediğimizde de insan vay be çokmuş diye düşünüyor. Ama milyarın ne kadar büyük olduğunu tekrar bir düşünün istiyorum. Mesela tek tek saysanız, 1000'e kadar saymanız 17 dakika. 1 milyona kadar saymanız 12 gün kadar sürer. 1 milyara kadar saymaya kalksanız ne kadar biliyor musunuz? 32 yıl. Evet. O kadar büyük bir sayı 1 milyar. Ve 100 ila 200 milyar ya da 400 milyar yıldız dediğimizde neden bahsettiğimizi anlatabiliyorumdur umarım. Bunu vurgulamak istedim çünkü işler daha da karışıyor. O yüzden sadece bizim galaksimizde 400 milyar kadar yıldız varsa, her yıldızın da bir gezegen sistemi olduğunu varsayarsak milyarlarca, trilyonlarca olası gezegenden bahsediyoruz. Ve tüm bunları içeren sadece tek bir galaksi bizim galaksimizde 120 bin ışık yılı çapında ve 1000 ışık yılı kalınlığında. Sayıları boş verelim. Şöyle söyleyelim. Güneş sistemimizin 5 kuruş büyüklüğünde olduğunu düşünelim mesela. Samanyolu ise neredeyse Amerika kıtası kadar diyebiliriz. Samanlıkta iğne aramak çocuk oyuncağı anlayacağınız. Ve unutmayın, bu 5 kuruşun üstünde bizim dünyamız da var. Muhtemelen gözle görülmeyen bir toz tanesi kadar. O toz tanesinin üzerinde de evet biz varız. Ve bu sadece bizim Güneş sistemimizin Samanyolu'yla karşılaştırması. O yüzden devam edelim. Hatta ipleri koparalım. Çıkalım Samanyolu'ndan. Komşuya Andromeda'ya gidelim. 2,5 milyon ışık yılı uzağa. Onu da geçelim. 110 milyon ışık yılı çapa kadar genişlettiğimizde karşımızda bizi, Andromeda'yı, bunların bulunduğu yerel grup adı verilen galaksiler grubunu da içeren Başak Süper Kümesi karşımıza çıkıyor. İçinde binlerce galaksi bulunuyor. Binlerce. İçinde yüz milyarlarca yıldız, trilyonlarca gezegen barındıran binlerce galaksi. Durmak yok, daha da uzaklaşalım. Karşımıza Başak Süper Kümesi gibi diğer süper kümeler çıkacak. Bazı kısımlar karanlık çünkü Samanyolu galaksisi bu kısmı kapatıyor, göremiyoruz.
Daha da uzaklaştıkça evrenin genç dönemlerinde oluşmuş aşırı parlak galaksiler olan kuazarlar karşımıza çıkıyor. Sonunda ise kozmik arka plan ışıması adını verdiğimiz büyük patlamadan kalan ışımanın haritasına geliyoruz. Buraya baktığımızda da aslında gözlemlenebilir evren dediğimiz sınıra ulaşıyoruz. Bulunduğumuz anda ışığın bize ulaşabildiği en son cisimlerden oluşan sınır bu. Ve içerisinde 2 trilyon kadar galaksi bulunan dev sistem. 2 trilyon galaksi. Artık sayıların büyüklüğünü anlatmaya gerek yok sanırım. Burada bitiyor mu peki? Hayır elbette. Şu an için gözlemlenebilir evrenin 46 milyar ışık yılı çapında olduğunu düşünüyoruz. Ötesi bilmiyoruz. Ama daha önce konuştuğumuz gibi evrenin hızlanarak genişlemesi hesaba katıldığında asıl evrenin çapının 250 kat daha büyük olabileceği düşünülüyor. Trilyonlarca ışık yılından bahsediyoruz. Ve şimdi asıl soru. Ne yapalım? Yani bunu öğrenmek bir insana ne katabilir? Bunun cevabı elbette çok kişisel. Fakat tarihteki tüm büyük isimler, filozoflar, düşünürler, bilim insanları için bu sorunun cevabı aslında her şeyin cevabı. Zira insanın evreni anlama çabası ile kendini anlama çabası aslında çok paralel. Evreni ne kadar iyi anlarsak kendimizi de o kadar iyi anlıyoruz. Evet, biz aslında evreni anlamaya çalışmıyoruz. Evren kendimizden ayrı düşünebileceğimiz bir olgu değil. Evren biziz. Biz de evreniz en nihayetinde. Biyolojik olarak birbirimizle, kimyasal olarak dünyamızla ve atomik olarak tüm evrenle bir bütünüz, bağlıyız. Ve bu bilinç de her anlamda tüm her şeyi değiştirebilecek bir bilinç. Bu bilinç bize tüm canlılara, çevreye saygıyla, sevgiyle yaklaşmamız gerektiğini söylüyor. Çok çok küçük ve önemsiz gibi görünebiliriz ama bir o kadar da özel olduğumuzu söylüyor. Vücudumuzdaki her bir atomun zamanında ölen yıldızlardan geldiğini bilmek en nihayetinde bize kavgaların, savaşların ve basit dertlerin önemsizliğini anlatıyor. Zamanımızın kısıtlı olduğunu ve bunu çok iyi değerlendirmemiz gerektiğini. Ve her zaman olduğu gibi tekrar görüşene dek iyi ki varsınız. Sevgiler.